MHP lideri Devlet Bahçeli de az önce söylediğimiz gibi mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Tezkereye hayır diyen CHP'yi ve sonrasında Kılıçdaroğlu'nun yaptığı evet demek ihanet olurdu açıklamasını çok sert sözlerle eleştirdi. Tezkereye hayır demekle vatana ihanet eden sensin diye konuştu. İyi Parti lideri Akşener'e de yüklendi Devlet Bahçeli. Tezkereye hayır demekle asıl vatana, millete ve cumhuriyete katmerli ihanet eden sensin ve siyasi zihniyetindir. Tezkereye hayır kararı üzerinden Kılıçdaroğlu'na, Kürdistan polemiği içinse Akşener'e sert sözlerle yüklendi Bahçeli. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahilinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır. Grup toplantısında konuştu MHP lideri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la yaptığı görüşmeyi olumlu olarak niteledi. Roma'da başımız eğik olsaydı CHP mutlu olurdu. Biden'dan çok Biden'cı kesilenler Türkiye'ye yuvalanmış Washington lobisidir. Bahçeli, Suriye ve Irak tezkeresine CHP'nin hayır oyu vermesine tepki gösterdi. CHP yönetimi tarihi çizgisine hayır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayır, milli mücadeleye hayır, hiyanete ve husumete evet demişti. CHP'nin yabancı asker çıkışını da hatırlatan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik eleştirisini de yanıtladı. Milliyetçiliğine gelince sevsinler senin gibi milliyetçi. Bizim milliyetçiliğimizi anlaman için 40 fırın ekmek yesen de nafile. Tezkereye evet demek cumhuriyete ihanet sözleri üzerinden de Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Sayın Kılıçdaroğlu, ortağın İyi Parti'de ihanet etti mi? Zavallı iyice şaşırdı. İyice su kaynattı. Akşener'in Siirt'te yaşadığı Kürdistan diyaloğunda not etmişti. Gerekirse şehit oluruz, gerekirse şahit oluruz ama üniter milli devletimizi asla parçalatmayız, asla öldürmeyiz. MHP lideri grup kürsüsünde il il Anadolu çalışmasını da anlattı. Bilhassa 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde HDP ile ittifakını, terörle mücadeleye karşı gelişini CHP'ye oy veren milli insanlarımızla paylaşacağız.